Antakya, şerefelerinde fethin, Fatih'in şerefi, ışıl ışıl yanan muhteşem mabet. Neden böyle bomboş, neden böyle bir hoşsun? Hani minarelerinden göklere yükselen, ta maveradan gelen ezanlar, hani o ilahi devir, ilahi nizamlar. Ayasofya ses vermiyor, Ayasofya bir hoş, Ayasofya bomboş. Hani nerede, şu muhteşem minberde, binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde, şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor? Ayasofya, Ayasofya, ey muhteşem mabet, seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim? Hani nerede? Gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönüllere gürül gürül akan Kur'an sesleri. Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindirilmiş, Allah, Muhammed, Hülafa-i Raşidi'nin isimleri kubbelerden yerlere indirilmiş. Ayasofya, ey muhteşem mabet, merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadayları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar. Ezanlar bunun ilanını yapacaklar. Sessiz ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri fezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bu olacak Ayasofya. Bu olacak. İkinci bir fetih. Yine bir Basübadel Maut. Bu muhakkak olacak. Bugünler yakın. Belki yarın. Belki yarından da yakın.